Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan çok fena kaşındı. Şimdi de o küstahlığa adım attılar. Yunanistan Devleti 1923 yılı Lozan Anlaşması gereği Limni Adası'nda askeri üste bulunan F-16 savaş uçaklarını görüntüledi. Kıymetli izleyenler Yunanistan Devleti 1923 Lozan Anlaşması gereği adalarda bir tane bile silah bulundurmaması gerekirken bugün itibariyle hepsine üst kurdu. Deli Sener Yunanistan'da yayın yapan bir tane özel televizyon yaptığı açıklamasıyla ve görüntüsüyle beraber Limn Adası'ndaki 130. Muharebe filosundan hareket eden F-16 savaş uçağını tanıttı. Haberde ayrıca uçak savar füzeleriyle beraber yüklü uçağın Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmesini önlemek amacıyla Ege'de görev yaptığını ileri sürdü. Limni 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince silah bulundurmak tamamen yasaktır. Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları arasında bulunan adalardan birisi oluyor. 1914 yılı 6 devlet kararı ile beraber Taşos, Bozbaba, İpsara, Sematirek, direkt Limne adaları Yunanistan'a verilirken Yunanistan devletinin takvimat yapmaması, adaları bahri yahut askeri amaçta kullanmaması konusunda altı devlete ve Türkiye'ye yeterli garanti vermesi konusunda anlaşmıştı. Bu kararlarda Lozan Anlaşması'nın 12. maddesiyle onaylanmıştı. Atina hali hazırda 1923 Lozan Barış Anlaşması'na göre silah bulundurulmaması gereken Sema direkt Limne, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara, Ahi Kerya'ya asker çıkartıp Tugay, Tümen, Top, Tüfek gibi unsurları konuşlandırarak gayri askeri kurumdaki olması gereken 9 adanın 7 tanesinde anlaşmayı ihlal etti. 12 adalardan Matnos, İleriye, Kelemez, İstanköy, ileki Kerpe, Sönbeki, Rodos ve Meis'te aynı tavrı yapan Yunanistan, Paris Anlaşması gereğince gayri askeri konumda kalması gereken 14 adadan 9'unda hukuk dışı bir şekilde davranışlar sergiledi. Atina böylece mevcut durumdaki gayri hukuki olarak 16 Doğu Ege Adası'nı silahlandırmış bir vaziyette. Kıymetli izleyenler bu şekilde Atina bütün Türkiye'yi tehdit etmiş oldu. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.